Demir. Selin yok diye mi eve gitmiyorsun? Aslında evet. Havanın düzelmesini bekliyorum. İş stresinin üzerine bir de bunun denk gelmesi kötü oldu. Senin sinirini bir şeyden çıkartman lazım. Hayırdır Burak? Talip misin? Vallahi şu an neye gelir biliyor musun? Hadi gidelim. Sinirimizi birbirimizden çıkartalım biraz. Raketler arabada. İyi. Dışarıda buluşuruz. Bekliyorum. Geleceğim. Sen öyle yapıyorsun galiba. Enerjimi ekonomik kullanıyorum. Hadi. Olsun Demir. Servisi gördüm. Hırsını çıkarttıysan pes ettin. İki ay önce olsaydı seni perişan ederdim de. Şu an senin kadar endişeli değilim. Senin kaybedecek daha fazla şeyim var. Bunu ikinci kez söyledim bugün. Üçüncü kez söylersem çözecek gibisin. Tekrar söyleyeyim mi? Senin daha fazla kaybedecek şeyin var Demir. Herkesin kaybedecek bir şeyleri var. Evet. Ama bugün senin için çok daha zor geçecek. Biliyordum. Biliyorum. Ne zaman öğrendin? En baştan beri biliyordum. Nasıl oldu? Eylül gelir gelmez bunu mu söyledi sana? Bir şey söylemedi. Ben daha o gelmeden keşfettim. Böyle bel altı bir şeyi de ancak sen yapabilirdin Burak. Eylül'ün gelişi bu kadar seni etkiliyorsa Selin'le birlikte olmamalısın.
Neyin ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Bizimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Hangi siz? Yani Selin'le siz mi, Eylül'le siz mi? Eylül'le biz diye bir şey yok. Bana zarar vermeye çalışırken Selin'i inciteceğini göremiyor musun? Umurunda değil, değil mi? Ben onu aradığım için değil. Sen onu çağırdığın için geldi. Ben sadece mesajı ilettim. Derdin ne senin? Hı? Neyin hırsı bu? Şirket mi? Al, senin olsun. Sözleşmem bitene kadar burada kalmak zorundayım ama... hisselerimi yarın hemen satabilirim sana. 2 yılımı bitirir, Selin'i alıp giderim buradan. Başka da hiçbir şey umurumda değil. Gitmeni istemiyorum ki. Ne istiyorsun o zaman Burak? Şirkete geldiğin ilk günü hatırlıyorum da... daha tanımadan... hepimizde bir yanlışlık varmış gibi bakıyordun yüzümüze. Çok da yanılmamışım. Yalanlar, oyunlar... yapmadığınız kalmadı Burak. Yalandan nefret eden Demirören'dir. En büyük yalanı kendisi söylemiş. Kendi canı yandığı için herkesin canını yakmak istemiş. Bir şey merak ediyorum. Madem biliyordun, neden seninle söylemedin? Eline böyle bir koz geçmiş. Hemen gidip anlatmamana şaşırdım. Ben sana daha çok şaşırdım Demir. Çok doğrucusun ya. Eylül gelir gelmez Selin'e gidip her şeyi anlatırsın sandım. Doğru anı bekliyorsun değil mi? Benim en çok canımı acıtabileceğin anı. Hiç karışmayacağım. Kendi kendine düşünü keyifle izliyor olacağım. Benim yüzümden Selin'in canını yakacaksın. Ben değil. Sen yakacaksın. Sen nasıl böyle bir adam oldun Burak? Nasıl bir adam Demir? Bazılarımıza hayat iyi davranmıyor. Çok iyi imkanlara sahip oluyorsun da... o imkanların bedelini hayatı bırakmadan... kendi annenle baban ödetiyor. Çocukluk yaralarına girersen... inan bana beni geçemezsin. Hadi ya. Demirerenleri pamuklara sarmadılar mı? Maalesef. İyi işte. Beni daha iyi anlarsın o zaman. Bazılarımız yaralanınca sizi yeneceğim diyor. Bazılarımız da size rağmen en iyi olacağım. Sürekli hata yaparak ne birilerini yenebilirsin... ne de kızdıklarından iyi olabilirsin. Sadece karakterin zayıflar. Nasıl bir şey biliyor musun? Bir noktada hata yaptığını bile bile risk alıyorsun. O hata ayağına dolanınca bir yenisini daha yapıyorsun. Ağa yakalanmış sinek gibi. Dolandıkça dolanıyorsun. Seni yemeye gelen de sadece zehirli olduğunu anlarsa dokunmuyor sana. Hayatta kaldın tamam. Peki o ağadan nasıl kurtulacaksın? Birinin yardımıyla. O biri Selin olsun istemişsin. Olmadı. Şimdi kimden bekliyorsun bunu? Benim gibi hatalar yapmış birinden.
O ada yalnız olmadığını bilmek iyi geliyor. Hatalar yapan biri değilim. Tek bir hata yapmış biri. Onu kullanmaya çalışma Burak. Kullanmak biraz ağır oldu Demir. İlk başta niyetim onun planlarıma ortak olmasıydı. Evet. Ama artık değil. Bazı şeyler hiç değişmiyor gerçekten. Önce Selim, şimdi de... Hep aynı argümanlar. Aynı ben değiştim hikayeleri. Söylediklerine kendin de inanıyor musun? İyi akşamlar Demir. Alo Burak, bir şey mi oldu? Her şey yolunda mı? Burak, ya bu kız çok tatlı. Öyledir evet. Yani sanki böyle insana iyi gelen, rahatlatan bir enerjisi var. Ben anlıyorum Demir'i galiba. Ben de anlıyorum Demir'i. Evet biliyorum. Selin'in herkese etkilediğini. Ben Selin'den bahsetmiyorum. Kendine eziyet etme olur mu? Denerim. Hiçbir şey düşünmemeye çalış bu gece. Yat dinle. İyi geceler. Sana da. Alo, babacığım nasılsın, iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Sen nasılsın? Akşam bir yemek yiyelim mi birlikte? Eylülcüm, ben Toskana'dayım. Birkaç hafta dinlenmek istediğimi söylemiştim sana. Bu kadar çabuk tatile gideceğini bilmiyordum. Biraz vakit geçiririz diye düşünmüştüm. Ne oldu, bir sorun mu var? Sesin garip geliyor. Yok, bir sorun yok. Sadece... Ev biraz sessiz de... akşam sende kalırım diye düşünmüştüm. Ama sen boş ver bunları düşünme. Tatilinin tadını çıkar. Bunu hak ettin. Moralin mi bozuk? Harikayım. Gerçekten. Ben sadece
Gelir gelmez işlere dalıp seninle vakit geçirmiyormuş gibi gözükmek istemedim. Tamam. İyi tatiller sana. Öpüyorum. Tamam, tamam, konuşuruz yine. Öpüyorum seni. Ben de, bay bay. Saçmalama Eylül. Yıllardır yalnızsın zaten. Açmayacağım. Ya istemiyorum kimseyi, açmayacağım. Türkan Hanım'la konuştum. Selim ve senden çok etkilenmiş. İkinizi de çok sevdiğini söyledi. Bizimle çalışmak için de sabırsızlanıyormuş. Cemil'le tanıştığı için de memnun olmuş. Biliyorum. Geldi sabah. Böyle olacağını tahmin ettim. Buraya Demir için geldim. Gece sevgilisiyle arkadaş olup sabah da onları birlikte görünce ağır gelmiştir. Yok, gerçekten ondan değil. Demir mutlu. Ben de onun için mutluyum. Ben sadece... Ben sadece biraz... Yalnız hissettim. Öyle hissetmek zorunda değilsin. İkimiz de değiliz. Ben şirkete gidiyorum. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.